Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem takipçilerimiz, bizleri bu güzel günlere ulaştıran Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Bu günlere ulaştırdığı gibi hakkıyla idrak etmeyi, ihya etmeyi, değerlendirmeyi de Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Yine bu güzel günleri güzel değerlendirmeyi, değerlendirme yollarını gösteren başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere Allah'ın yüce mesajını insanlara ulaştıran bütün peygamberlere salat ve selam olsun. İdrak etmiş olduğumuz Ramazan ayının ülkemize, şehrimize, bizlere ve bütün alemi İslam'a hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Değerli takipçiler, bizleri yoktan yaratan Rabbimiz, her neyi emretmişse bizim menfaatimize, bizim faydamıza, bizim yararımızadır ve her neyi yasaklamışsa da mutlaka onda sınırsız zararlar vardır, kötülükler vardır ki onları yasaklamıştır. Bütün emir ve yasaklarında Rabbimizin böyle hikmetleri söz konusudur. Aynı şekilde oruç da böyledir. Orucun da birçok hikmeti, faydaları söz konusudur. Mesela oruç nefislerimizi terbiye eder, İrade eğitimi verir, sabırlı olmamızı öğretir, sıhhat bulmamızı sağlar. Efendimizin ifadesiyle "Sumu tasihhu" oruç tutunuz, sıhhat bulunuz ifadesiyle sıhhat bulmamıza vesile olur. Fakir fukarayı anlamamıza vesile olur ve hakeza birçok hikmetleri söz konusudur orucun. Ama biz bütün ibadetleri olduğu gibi oruç ibadetini de Rabbimiz emrettiği için tutarız. Orucu Rabbimizin emri olduğu için tutarız ve onun rızasını elde etmeyi de bu ibadetten amaç olarak güderiz. Cenab-ı Hak bu amacımıza cümlemizi ulaştırsın inşallah. Kıymetli dinleyenler, oruçla alakalı Yüce Rabbimiz Kerim kitabında şöyle buyurur. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Ey iman edenler! Sizden önceki toplumlara, milletlere, kavimlere oruç farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. Ta ki oruç tutmak suretiyle Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirme hususunda daha titiz davranasınız. Bu hususta daha dikkatli olasınız. Yine başka bir ayet-i kerimede, aynı sayfanın biraz ilerisindeki bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz aynı şekilde فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُومُهُ sizden kim Ramazan ayına ulaşırsa, Ramazan ayına yetişirse bu ayı oruçla geçirsin, bu ayda oruç tutsun diye ifade buyurur. Müslümanlara oruç tutmayı emreder. Bundan dolayı İslam alimleri, tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki emir ve tavsiyelerini de göz önünde bulundurarak orucun farz-ı ayn olduğunu ifade etmişlerdir. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepimizin bildiği meşhur bir hadisinde "Buniyel İslamu ala hamsin" buyurur. İslamiyet, İslam binası 5 ana temel üzerine bina edilmiştir. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ve ikamis salati ve itaiz zekati ve savmi ramadana وَمَنْ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا ifade buyurur. Yani İslam binası 5 ana temel üzerine bina edilmiştir, yapılmıştır, ikame edilmiştir. Bunların birincisi kelime-i şehadet ve namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, Beytullah'ı, Kabe'yi ziyaret etmek diye ifade buyurur. Bundan dolayı oruç her bir Müslümana, her bir Müslüman için farzdır, farz-ı ayındır. Yani mazeretli veya mazeretsiz orucu tutamayan kişiler mutlaka daha sonra bu farzı yerine getirip bu orucu kaza etmeleri gerekir. Kıymetli dinleyenler, tabi Ramazan orucu vakti belli olan bir ibadettir. Ramazan ayıyla tutulması gereken bir ibadettir. Ama bahsi geçen kaza veya kefaret oruçları ise belli bir vakti yoktur. Mümkün mertebe sene içerisinde tutulur. Bunlar üzerinde duracağız inşallah. Tabi Ramazan ayının başındayız, baş tarafındayız. Nasıl yapalım ki
Orucumuz sağlıklı olsun, sıhhatli olsun, doğru olsun. Allah nasıl bir orucu bizlere emretmiş? Bugün kısaca orucun fıkhi hükümleri üzerinde durmaya çalışacağız. Orucun bir kere rüknü, temeli, yani bir ibadetin ibadet olabilmesi için olmazsa olmaz şartı oruçta imsak vaktinden iftar vaktine kadar yememek, içmemek ve her türlü insani haz, beşeri zevk ve istek ve arzulardan, şehevi istek ve arzulardan uzak durmaktır. Dolayısıyla bunu biz yaptığımız zaman orucun temel rüknünü yerine getirmiş oluruz. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlara başka şeyler de ekliyor malumunuz hadis-i şeriflerinde. İşte gıybet etmemeyi, dedikodu yapmamayı, harama bakmamayı, dilini gıybetten alıkoymayı vesaireyi de bunlara eklemiş Efendimiz. Bunlar da orucun mütemmim unsurlarıdır, tamamlanması gereken. Bunlarla beraber oruç ancak tamamlanır. Bu şekilde onlara da dikkat etmek gerekir. Tabi orucun farz olması Ramazan ayının girmesiyle olur. Yani Müslümana oruç ne zaman farz olur? Nasıl ki namazın vaktinin girmesiyle namaz farz olur. İşte kişi zengin olunca kendisine zekat farz olur. Aynı şekilde Ramazan ayının girmesiyle de Müslümana oruç farz olur ve bu farzı yerine getirmesi gerekir. Zira Rabbimiz demin okuduğum ayet-i kerimede فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهَرَ kim sizden kim bu aya yetişirse, bu Ramazan ayına ulaşırsa diye zaman vurgusu yapar ve bu ayda oruç tutmamız gerektiğini ifade buyurur. Değerli takipçilerimiz, tabi oruçla yükümlü olmanın belli şartları vardır. Yani kimler oruç tutmak zorundadır? Kimler oruçla yükümlüdürler? Biraz da bunun üzerinde durmakta fayda var. Her ibadette olduğu gibi oruç ibadetinde de mutlaka Müslüman, akil, akıllı ve baliğ, akıl baliğ olan kişiler oruç tutmak zorundadır. Yani Müslüman ve akıllı olan, akıl nimetine sahip olan ve belli bir yaşa ermiş, buluğ çağına ermiş, faydayı zarardan ayırt edebilecek, menfaatini, zararını bilecek yaşa gelen kişilere oruç farzdır ve tutmak zorundadırlar. Tabii çocuklara oruç farz olmamakla beraber onlara da ileriki yıllarda alışkanlık peyda etmeleri için, alışabilmeleri için tutturmakta fayda vardır. Ama bu bir mecburiyet değildir tabii. Tabii Yüce Rabbimizin ayet-i kerimede ifade buyurduğu bazı hususlar vardır ki bu hususlar, bu sebepler gerçekleştiği zaman oruç tutmama durumu olabilir. Bu sebepler olduğu zaman biz orucu tutmayız ama daha sonra ne yaparız? Orucumuzu kaza ederiz. Bunlardan birincisi, bunların başında gelen ilk şey yolculuktur. Ayette de ifade buyurduğu gibi işte bir sefer üzere olan, yolculukta olan kişiler oruç tutmak zorunda değildirler. Bakın tutmazlar demiyor ayet-i kerime veya tutmazlar denilmiyor. Nedir? Tutmayabilirler. Bir ruhsat söz konusudur. Ama isterlerse, eğer güçleri yetiyorsa, kendileri için bir sıkıntıya sebep olmayacaksa oruç tutabilirler. Fakat bu ruhsattan istifade de edebilirler. Bu yolculuk esnasında tutamadıkları günleri daha sonra birebir, yani kaç gün tutmamışlarsa birebir aynı günleri kaza ederler Ramazan ayından sonra. Yine değerli kardeşlerim, aynı şekilde hastalık da oruç tutmamak için sebeplerden bir tanesidir. Oruç tutmama sebeplerinden bir tanesidir. Tabi hastalık söz konusu olunca bu durumda keyfiliğe kaçmamak lazım. Kitaplarımız der ki bir veya başka bir görüşe göre 3 tane doktorun hasta olan kişiye kardeşim sen oruç tuttuğun zaman zarar göreceksin. Hastalığın iyileşmeyecek veya daha kötüleşecek. İyileşme süren uzayacak. Bundan zarar göreceksin. Senin oruç tutmaman lazım diye söylerlerse bir veya en az bir veya 3 tane doktorun bu manada kendisine söylemesiyle hasta olan kişi de oruç tutmayabilir. Daha sonra tutamadığı günleri kaza eder. Tabii kıymetli takipçilerimiz burada da 2 durum söz konusudur. Birincisi hasta olup Ramazan'dan sonra iyileşme ihtimali olan, iyileşecek olan kardeşlerimiz ki bunlar oruçları tutmazlar. Ramazan'dan sonra birebir kaza ederler. Kazalarını yerine getirirler.
Ama bir de öyle hastalar vardır ki, kronik hastalarımız vardır ki, bunların iyileşme ihtimali, iyileşme imkanı yoktur. Bu hastalık ömür boyunca devam edecektir. Bu kardeşlerimizin de mutlaka tutamadıkları günler sayısınca, çünkü kaza etme ihtimalleri de söz konusu değil, tutamadıkları günler sayısınca mutlaka fidye vermeleri gerekir ki, biliyorsunuz bu yılki fidye miktarı, bu seneki fidye miktarı Din İşleri Yüksek Kurulumuz tarafından 28 TL olarak tespit edilmiştir. Yani kişi tutamadığı günlerin sayısını 28 ile çarpacak ve bunu bir fakir fukaraya verecek. Bu şekilde oruç sorumluluğundan kurtulmayı inşallah deneyecektir. Tabii bu hastalıkta mutlaka şuna vurgu yapmamız gerekiyor. Bazen görüyorum, bazı kardeşlerimiz Ramazan dışında acıyı, tatlıyı, tuzluyu, her şeyi yiyor. Çiğ köftelerin dibine vuruyor, yiyor ama Ramazan ayı gelince küçük bahanelere sığınarak, hocam ben tuttuğum zaman başım ağrıyor, işte midem sızlıyor, basit nedenlerden dolayı orucu tutmamazlık yapıyor. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Halbuki oruç Allah'ın bizlere emrettiği bir farzdır. Yapmak zorunda olduğumuz bir ibadettir. Bu konuda da dikkat etmemiz gerekiyor. Değerli kardeşlerim, aynı şekilde yaşlılar da tutamadıkları oruçları için fidye verirler ve bu şekilde sorumluluktan kurtulmaya çalışırlar. Aynı şekilde gebe ve emziren kadınlar, eğer kendileri veya bebekleri için bir zarar söz konusu olacaksa oruç tutmayabilirler. Daha sonra tutamadıkları günler sayısınca birebir kaza ederler. Yine kıymetli takipçilerimiz, muayyen günlerinde olan kadın kardeşlerimiz, belli aybaşı günleri dediğimiz muayyen günlerinde olan kadın kardeşlerimiz de oruç tutmazlar ve bunların hatta oruç tutması haramdır. Daha sonra tutamadıkları günler sayısınca oruçlarını kaza ederler. Tabii tuttuğumuz oruçlarımızın sahih olması için de belli şartlar vardır. Bunlara da dikkat etmek gerekir. Bunları da kısaca iki başlık altında toplamak mümkündür. Birincisi niyet etmek ki biliyorsunuz her türlü ihtilaftan kurtulmak için mutlaka iftardan sahur vaktine kadar niyet etmekte fayda vardır. Niyet illa dille söylenmek zorunda değildir. Sahura kalkmak da niyettir ama dille ifade etmekte fayda vardır. İkinci husus da orucu bozan her türlü husustan, her türlü şeyden titizlikle, güzel bir şekilde kaçınmaktır. Bu iki hususa dikkat ettiğimiz zaman inşallah orucumuz sahih olur, geçerli bir oruç olur. Tabii orucun mekruhları vardır. Bunlardan da kaçınmak lazım. İşte bir gıdayı ağzımıza alıp çiğnemek, bir yemeğin herhangi bir şeyin tadına bakmak, dilimizi değdirmek, ağzımıza almak, bunlar orucun mekruhlarıdır. Bunlar niye mekruhtur? Çünkü netice itibariyle kötü bir yere götürebilir, yani zararlı bir yere götürebilir, orucun bozulmasına vesile olabilir. Öyle bir tehlikeden dolayı bunlar da orucun mekruhlarıdır. Aynı şekilde kişinin kendi eşiyle aşırı bir şekilde oynaşması da netice itibariyle kişiyi yanlış bir yere götüreceğinden, orucun bozulmasına vesile olacağından dolayı o da mekruhtur. Bunlardan da, bu mekruhlardan da imkanlar ölçüsüne uzak durmak lazım. Kıymetli kardeşlerim, orucu bozan hususlar, tabii oruç ibadeti, hani ibadet olabilmesi için bu sayılan hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Titizlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de orucu bozan hususlar vardır ki bunları da her birimizin bilmesi gerekiyor ve bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Bunları da iki başlık altında toplayabiliriz. Birincisi orucu bozup kefaret gerektiren hususlar ki bunlar, hemen ifade edelim, bilerek, isteyerek, kasten, gönüllü olarak affedersiniz cinsel ilişkide bulunmak ve veya yemek ve içmek hususları, yani bilerek, isteyerek, gönüllü olarak, kasten yemek ve içmek orucu bozar ve orucu bozduğu için de kefaret gerektirir. Bunun dışında kalan, yani bilerek ve isteyerek, kasten, gönüllü olarak yemek, içmek veya cinsel ilişkide bulunmanın dışında kalan hususlar yine orucu bozarlar ve bunlar da sadece kaza gerektirirler. Tabii bunlar çok detaylıdır. Bütün detaylarını şu anda burada böyle kısa bir sohbette ele almak mümkün değil. Onun için kitaplarımızdan bakıp orucu bozan hususlar nelerdir diye görüp
Bunlardan da titiz bir şekilde, titizlikle uzak durmak lazım ki orucumuz güzel bir şekilde yerine gelsin. Tabii kefaret nedir? Yani Allah muhafaza etsin, eğer öyle bir duruma düşersek, bilerek, isteyerek, gönüllü bir şekilde cinsel ilişkide bulunma veya yeme ve içme durumuna düşerse kişi orucunu oruç kefareti tutması gerekir. Bu da 2 ay üst üste peş peşe ara vermeksizin oruç tutmaktır veya 60 fakiri doyurmaktır. 60 fakiri doyurmak olarak o kefareti ödeyebileceğiz ki Cenab-ı Hak böyle bir duruma düşmekten hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, bir de şu hususları da ifade etmekte fayda var. Ağızdan alınan her türlü ilaç, hap, pestil vesaire neyse, ne olursa olsun ağızdan alınan her şeyin orucu bozacağı hususunda hiçbir şüphe yoktur. Orucu bozar. Bunun dışında kulaktan, burundan veya gözden alınan damlalar söz konusudur. Bunların da orucu bozup bozmayacağı şüphelidir. Ve büyük alimlerin büyük bir kısmına göre bozduğu da ifade edilmiştir. Bundan dolayı bu tür damlaları mümkün mertebe iftar saatinden sonra kullanmaya çalışalım. İftar saatinden sonra bırakalım eğer çok zaruri bir durum söz konusu değilse. Yoksa orucumuzun bozulma tehlikesi olabilir. Tabii bir de iğneler ve aşılar söz konusudur ki bunu da şöyle özetlemek mümkündür. Eğer bir iğne veya aşı, bu serum olabilir veya başka bir iğne olabilir, eğer gıda özelliği taşıyorsa, besleyici özelliği varsa bu iğneler ve aşılar orucu bozarlar. Bunda herhangi bir şüphe söz konusu değildir. Ama besleyici özelliği olmayan, gıda özelliği olmayan iğneler, aşılar, aşıların orucu bozmadığı ifade edilmiştir. Ve bu konuda da alimler arasında yine belli oranda tartışma da olsa kitaplarımız bu şekilde ifade etmişlerdir. Bundan dolayı mümkün mertebe iğne ve aşılarda da eğer çok zaruri bir durum yoksa iftardan sonraya almakta fayda vardır. Tabii Covid aşısı da hani belli bir besleyici özelliği taşımadığından, gıda özelliği taşımadığından dolayı Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yaptığı açıklamaya göre orucu bozmadığı ifade edilmiştir. Bu aşıyı yapmakta herhangi bir sakınca yoktur. Değerli kardeşlerim, oruç gibi geniş bir konuyu Allah'ın bizlere emrettiği yüce dinimizin temel 5 unsurundan biri olan, 5 ana umdesinden biri olan orucu hakikaten böyle kısa bir zaman diliminde 5-10 dakikalık bir sohbette özetlemek mümkün değildir. Bundan dolayı hepinizden istirhamım, böyle bu Ramazan ayının başındayken açalım bir oruç kitabını, oruçla alakalı bir kitabı veya ilmihal kitaplarımızın oruç kısmını beraberce mümkün mertebe çoluk çocuğumuza mütalaa edelim. Orucumuzun nasıl olması gerektiğini, şartlarının ne olduğunu mümkün mertebe kitaplardan görelim ve bu hususlara dikkat ederek orucumuzu güzel bir şekilde tutmaya çalışalım. Ben bu vesileyle tekrar Ramazan ayımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den temenni ediyorum, diliyorum. Bu ayın bizlere ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurduğu gibi Ramazan ayını oruçla, teravihle, mukabele ile, itikafla ve sadakayla, sadaka-i fıtır biliyorsunuz vermemiz gereken ibadetlerden birisi, yapmamız gereken ibadetlerden birisi, zekatla değerlendirerek güzel bir şekilde bu Ramazan ayından hakkıyla istifade etmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin inşallah. Nice nice Ramazanlara sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ulaşmak, yetişmek ümidiyle Allah'a emanet olun.